bugün yeni aldığım tüfeği hep birlikte inceliyoruz. Ürünün yanında ikili, onlu ve beşli şarjör geliyor. Gezimiz bu. Arpacık ise burada. Tamamen plastik yapıya sahip arkadaşlar. Darbe alması durumunda etkisi hale gelebilirler. Gezini ben hiç kullanmadım. Bakalım farklı modları var mı? Evet, varmış. Bilir ettiğinizde tabanca gezine benzeyen bir geze geçiş yapıyoruz. Geriye doğru çektiğimizde ise yuvarlak. Buradan da sağ sol ayarlamasını yapıyoruz tabi kedimizin tüyü. Her ikisi de dediğim gibi plastik fabrikanın yanında gönderdiği nişangahlar. Ayrıca burada da tutma noktası var. Tutup fenerinizi bu şekilde taşıyabilirsiniz. Geliştirilmiş modellerde Sadece şu arka taraf vardı. Şuradan kesiktir. Şu kısım. Böyle gözükür. Yukarı ve aşağı yerini buradan yapabiliriz. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Namlusu 47 santim. Yani yasal kanunlara göre alıp alabileceğimiz en kısa namlu bu. Yani şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bunun normalde kundal uzun. Eğer bu kunda kısa olup hemen hemen şöyle olsaydı siz zannedecektiniz ki namlusu uzun. Burada Dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de bu. Yani kundak kısmı uzunsa namlusu kısa gibi gözükebilir. Bunu ekliyorum ki namluyu çok çok kısa zannetmeyin ama kanunlara göre alıp alabileceğimiz en kısa namlu bu. Ev savunması için aldım sayılır. Bu nedenle evin içerisinde de uzun namluya zaten gerek yok. Üstelik uzun ya da kısa fark etmiyor. Aralarındaki güç ve çıkış hızı yok denecek kadar az. Zaten Outfack'lerinin barut hakkı şu kadar bir şey haliyle e, bunu 86 santim de yapsan çok bir şey fark etmeyecektir. Ki günümüzde 71 santim de bu sınırlı. Maksimum 71 santim üretiyor fabrikalar. Burada görsel olarak bir vida bulunmakta. Alev gizleyen değil kendisi. Ön taraftaki hatta onu da şöyle gösterelim. Şuradaki e, sabitleme vidasını tutuyor. Yani bu nispeten bir vida sayılır. Namlusu da şöyle gösterecek olursam iç tarafta 12 kalibre bir ürün. Burası kauçuk kaplı güzel düşünülmüş ama burası maalesef değil. Şurada bitiyor kauçuğu. Ee, şu şarjörleri biraz enteresan. 5'li çok zor görüyor. onunla ideal, e, ise kolay. Gözüme çarpan hatası şu oldu arkadaşlar. Oynuyor. Hemen yani bari şekilde yani burasının kalitesini ben hiç beğenmedim. Uzayıp salabiliyor. Maksimum ve minimum. Ha bu arada ikili de şarjör düşürme mandalına bastığımızda kendisini atıyor ve rahat girip takılıyor. Ama 5'li de böyle bir şey olmuyor. Hatta Eşli. Ben de iki tane var. Oradan biliyorum. İkisinde de aynı sorun var. O kadar sağlam giriyor ki şu anda ben mandala basıyorum buna rağmen düşmüyor. Yani neredeyse kendi ağırlığını taşıyabilecek seviyede. Mesela şu anda takılmadı. Şimdi girdi. Girmesi zor. Aynı şekilde çıkması da zor. 5 şarjörlerde bir sıkıntı var. Girmesi ve takması gereksiz zor ve sert. Aynı durum. Ee, Onlu da yok. Çok yumuşak değil. En azından bir taktik şarjör değiştirmeye uygun. Seviyede yumuşak değiller. taktik taktiksel şarjör değiştirmeye uygun bir yumuşaklığa sahip değil. Şarjörleri zor giriyor, zor çıkıyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorduk ayrıca sen. Buradaki mandalı gevşeterek dürbün kullanmak için asansörü ayarlayabiliyoruz. Bazı arkadaşların kafası büyüktür benim gibi, yapılıdır. Buradan baktığınızda gez ve arpacıyı düzgün hizalayamazsınız. Bununla sorun yok. Kafanız büyük olsa da bunu en aşağı çektiğinizde gez ve görebiliyorsunuz. Üzerindeki gez ve arpacık e, tüfekle alakasız. Firmanın yaptığı bir ürün değil. Katlanır gez ve arpacıklardan bu alt kat daha pahalı. Fabrikanın yanında gönderdiği. Gerçi yanında M16 tarzında bir nişangah gönderdi ama katlanır nişangah da gönderiyorlar. Lakin plastik. Bu tamamen metal ve 12 kalibrelere dayanıklı şekilde üretiliyor. Bunun fiyatı 600 TL. İnternette satılan setlerin genel fiyatı ise 100 TL. Yani 6 kat bu daha pahalı. Ve bu nişangahın şöyle güzel bir özelliği var. Şunu da kapatalım ki daha iyi görün. Bu videomu detaylı incelemeden ziyade ilk bakış gibi düşünün. Meskul mahallede çok yakınsanız bu şekilde nişan alabilirsiniz. Buraları baz alarak. Hedef uzaktaysa bu şekilde ya da Normal nişangahdan bakmak istiyorsanız bu şekilde. Yani çok yakın orta mesafe uzun mesafe. Deliklerin boyutları farklı bir kamera düzgün göstermez onu. Burada kara bir form olduğu için arkadaşlar yuvarlak e, nişangahlardaki sorun yok sayılır. Onlar da hafif sağa soldan baktığınızda yuvarlak bir yapı olduğu için hafif sağa soldan baktığınızı fark edemiyorsunuz ama bunu da şu şekilde hizaladığınızda tabi açı biraz farklı olduğu için normalde biraz da yakından görüyoruz. Kare yani sivri hatlara sahip olduğu için gez hafif sağdan soldan yukarıdan aşağıdan nişanga hatası yaptığımız zaman hemen belli oluyor. Çünkü dairesel bir şey yok. Hata yaptığında hemen çıkıyor. Ama klasik yuvarlak gezli nişangahlarda hafif sağa soldan bakıp nişan hatası yaptığında onu kestiremiyorsun. Burada sivri hatlara sahip olduğu için gez ufak batı yaptığın zaman hemen onu telafi edebiliyorsun ve fark edebiliyorsun. Bu nişangahın böyle güzel bir özelliği daha var. Ayrıca katlanabilir. Şuraya basıyoruz. Tabi 12 kaybı olduğu için biraz zor. Ve katlıyoruz. Açmak için bir şey basmaya da gerek yok. Bu daha yere gelmez. Kapatmak için buraya basmak lazım. İki türlü nişangahımız var velhasıl uzun menzilli orta menzilli ya da çok yakın. Nişangahları yani güzel. Ruhsat işlemleri biraz sancılı geçti. Bu nedenle epey bir zor aldık tüfeği. Normalde sağlık ocağından alabilirsiniz diyor devlet ama sağlık ocağındaki doktor vermiyor. Onu şikayet ettiğiniz zaman da hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Çünkü kurallarda böyle bir açık var. Devlet sana diyor ki sağlık ocağından alabilirsin bu belgeyi, sağlık raporu vesaire. Ama oradakiler tam aksini söylüyor. Doktor farklı bir şey diyor, polis farklı bir şey diyor. Jandarma farklı bir şey diyor. Devlet A diyorsa jandarma B diyor. Jandarma B diyorsa polis C diyor. Polis C diyorsa Sağlık Ocağı D diyor. Haliyle birkaç günde hallolabilecek işlemler aylar sürebiliyor. Ruhsat işlemler özellikle. Görmekte olduğunuz ürün ruhsatlıdır. Zaten bu tarzdaki ürünleri ruhsatsız alma olasılığınız yok. Ruhsatsız satılan av tüfekleri ince namlulu. Yani et kalınlığı çok ince olan Birkaç atış yaptıktan sonra elinizde patlar zaten onlarda. Ayrıca dipçikleri olmuyor. internette i̇nternette görmüşsünüzdür. 400 liraya satılan. Onlarda TSE olmaz görüldüğü gibi seri numarasını kapatıp göstereyim size. Bu üründe TSE mevcut. Yani devlet kontrolünde üretilip kanunlara uygun şekilde ruhsatlandırılıyor. Tüfeğin adı AR12. Fiyatı ortalama 5000 lira. Bundan birkaç ay sonra 5 bin liralık birim maliyeti 6 bin lirada olabilir. Malum dolar dans ettiği için. E, tüfek güzel. Herhangi bir eksisini görmedim. Şu dipçi dışında. Sökmesi takması diğer tüfeklerle benzer. Burayı söküyorsunuz. Kundak tamamen çıkıyor. Akabinde şurada iki tane piston var. Yuvarlak, yivli. Vida gibi çevirebiliyorsunuz. Bunları çıkartabiliyorsunuz. Hatta gözüküyor burada pistonu. Yukarıdaki vida zımbırtısı pistonu tutuyor. Birisi piston. Atış yaptığınızda buraya geliyor ve namlunun içerisinde delikler var. O deliklerden piston iletiyor, piston geri geliyor, ileri geliyor ve ileri geldiği zaman fırlamaması için de şurada ekstradan bir durdurucu var. Hatta tüfeği söküp gösterelim onu sizlere. Tüfeği sökmesi biraz zor. Özel bir yeşil. Bu yeşil almak için ekstradan 300 küsür lira para ödemeniz gerekiyor fabrikaya. Normalde siyah alsanız atıyorum 3000 lira alabilirsiniz ama bunu istediğiniz zaman 3300 oluyor. Özellikle yeşil istedim. Burası yeşil değil. Arkaya geliyorsun buralar siyah. Şimdi söküme geçelim. Sökmek için öncelikle buradaki alev gizliğine benzeyen zımbırtıyı çıkartıyoruz. Çıkardık. Ondan sonra şurada namluyu sabitli daha doğrusu daha sabitleyen bir bölge var. Onu artıyoruz. şu şekilde. İttirdiğim zaman çıkıyor. Bahsettiğim zımbırtı bu. Kundağı namluya sabitliyor anlayacağınız. Şuraya takıldığında. Bu şekilde takılıyor. Alev gizleyen, benzeyen zımbırtı da bunu burada sabit tutuyor. Namluya ekstradan bir şey kattığı yok. Sadece görsel. Bunu takmasanız olur mu? Olmaz. Çünkü burayı bir şeyin tutması gerekiyor. Piston bu. Bahsettiğim pistonları bu. Bu geriye doğru geliyor. Bunu çıkardığınız zaman freniz yer otomatik olur. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın burada delikler var. Diğer taraflarında da var. Atış yapıyorsunuz. Barut buraya geliyor. Buradan da bunu hareketlendiriyor arkadaşlar. Bu deliklerden pistonu geriye doğru itiyor ve mekanizmayı daha demin elimde çektim ya bu şekilde mekanizmayı geriye doğru kuruyor. Önündeki şu oynayabilen bir de ise piston ileri doğru geldiği zaman fırlayıp çıkmasını engelliyor. Buraya bu şekilde vurabiliyor. Bir rica da burada. Çok basit bir sistem var. Barut gazının bir miktarı buradan bu pistona iletiliyor. Bu da geri doğru geliyor, ileri yapıyor. Yani şu hareketi yaparak tüfek yer otomatik oluyor. Bu olmasaydı ne olurdu? E, bolt action olurdu. Her seferinde çekmek lazım. Namlu yatağı da böyle. Tamamen sökmek için şuradan da çıkartmanız gerekiyor bunu. Şarjör olduğu zaman ve içi boş ise bu geride kalır. Eğer şarjör olmayıp bunu yaparsak geride kalmaz. Şarjörü düşürelim. Dediğim gibi zor çıkıyor. Akabinde buraya basıyoruz. Birçoğunuz bunu oyunlardan biliyor zaten. Görüldüğü gibi burası oynuyor. Düşme mandalına basıyorum. Şöyle gösterelim. Düştü. Buradaki yay bunu sağlıyor. Evet şu anda düzgün çalışıyor. Bunları sakın ters takmayın arkadaşlar. Çünkü denedim. Bunları ters de takabiliyorsunuz bu arada. Basit bir vida sistemi olduğu için bunu çıkartıp terse takabilirsin. Bu kadar sökmesi takması. Yani daha detaylı sökmek istiyorsan şuradan da sökmemiz gerekiyor. Tabi göstermesi biraz zor. Burayı da söküyorsun. Komple alabiliyorsun mekanizmayı. Ee, şöyle bir olayı var arkadaşlar bu tüfeğin. Emniyete aldığımızda mekanizmayı kuramıyorsunuz. Bu kadar kuruluyor. Kereş gibi. Emniyeti kapattın. Bu şekilde geriye alabiliyorsunuz. Çekiş de hemen şurada. Keleş gibi aynı. Şuraya dikkat edin. Tetik düştüğü zaman bile neredeyse kulağınızı çınlatıyor arkadaşlar. Videodan onun sesini duyamazsınız ama çok güçlü vuruyor. Kurma kolu yok. Görüldüğü gibi. Çıkarttım. Kazaya mahal vermemek için. Toplaması ise basit. Bunları da kendim bulmuştum. Denemeyelim öyle tahminlerle. Olumsuz hiçbir şeyini görmedim. Özellikle bunda kısmı güzel düşünülmüş. C tutuşu için çok uygun ama altına grip vesaire takmak isterseniz ya en öne takacaksınız ya da buraya ki buraya bir şey takmanın pek bir anlamı yok. Bu tüfek daha çok meskül mahalle için üretilmiş diyebilirim. C tutuşu rahatlıkla yapabilirsiniz buradan. Çok güzel ele oturuyor. Kundağı güzel düşünülmüş takmacıya tutuş yapmak istiyorsanız çok güzel. Ama standart tutuş yaparsanız eliniz biraz boş kalıyor diyebilirim. Tüfeğin bu kısmı elinizin oturacağı şekilde üretilmiş. İki parmaklık yer var haliyle. Bazı arkadaşlar şu şekilde tutmayı da seviyor. Böyle tutmak için de güzel. Lakin ben önermiyorum. Tüfeğin genel ağırlığı ön tarafta. Burada bir kilo belki yoktur ağırlığı. Ön bayağı bir ağır olduğu için arkaya nazaran atışlarınız aşağı doğru düşebilir. Tetik hatası, dişan hatası vesaire yaptığınızda. Bullpup olmuş olsaydı Şarjör arka tarafta olacağından e, mermi fullediğimizde bir nebze kompanse edebilirdi bunu. Neyse evet arkadaşlar ilk izlenimlerim bu şekilde. Fabrika yetkilileri de ben izliyorsun. Şurası biraz daha iyi olabilir. Ufak bir oynama yapıyor ama nişan aldığınızda bu oynama kesiliyor. Kundakta vesaire şu anda herhangi bir oynamak ve oynama olacak gibi de gözükmüyor. Çünkü buradan sıkıştırılmış durumda bazı tüfeklerde bu sorun vardır. Zamanla burası dipçik gibi oynar güzel ellerine sağlık. Namlusu kalın, etli. Yanında mobil şok vesaire göndermediler. Şoklu olarak geçiyordu ama fabrika yanında herhangi bir işte mobil şoktur, temizleme setidir vesaire bir şey göndermiyor. Sadece gezarpacık ve şarjörler bu kadar. Lan kedi. <laughs> hele 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 cevap da veriyor bak. Gülür ya bu kedi gülüyor. bu kedi. Bu kedi ya bu kedi gülüyor. Mağol. Yeni tüyümü beğendim Molodum. Yeni tüyümü beğendim Ay bak kokluyor. Ben de atış yapacağım diyorum. Muu